zebaniler Cehennem ehline sonsuza kadar acıyacak, onları ateşten kurtaracak, onlara yardım edebilecek tek bir kişi yoktur. Her şeyden önemlisi Allah onlara sonsuza kadar yardım etmez, onlarla konuşmaz. Unutulmuşluğun, terk edilmişliğin, itilmişliğin ızdırabını yaşarlar. Ayette Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bugün kendisine hiçbir sıcak dost yoktur diye bildirilir tek muhatap olabildikleri önlerindeki sonsuz yaşamlarında kendilerine sayısız azap ve işkenceler uygulayacak olan azap melekleridir. Zebaniler Cehennem ehline azap vermekle görevli olan bu melekler bu inkarcılara asla merhamet etmezler. Son derece acımasız, sert, güçlü ve dehşet vericidirler. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı inkar edenlerden hak ettikleri şekilde intikam almak için yaratılmışlardır ve görevlerini kusursuz olarak yerine getirirler. Allah Kur'an'da şöyle buyurur kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Tahrim Suresi 6 Hayır, eğer o bu tutumuna bir son vermeyecek olursa andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz. O yalancı, günahkar olan alnından.'' O zaman da meclisini, yakın çevresini ve yandaşlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Alak suresi 15-18 Kur'an'da haber verilen zebaniler, Allah'ın inkarcılar üzerindeki gazabının, öfkesinin ve kahrediciliğinin bir tecellisidirler. İnkar edenler her yönden en korkunç, en acı, en aşağılayıcı, hor ve hakir kılıcı muamelelere tabi tutulurlar. Cehennem melekleri, zebaniler, inkarcılara hak ettikleri cezayı ne bir eksik ne de bir fazla en güzel bir biçimde verirler. Allah'ın adaletinin tecellilerinden olan bu melekler, Yüce Allah'ın kendilerine emrettiği görevi yerine getiren mübarek varlıklardır.